Merhaba gençler. 1960 dönemi şiirinden devam ediyoruz. 1960 döneminde biliyorsunuz özellikle ikinci yeni hareketinin geçen dersten anlattığımız hazırladığı bir ortam vardı şiirde. Şiiri soyut bir seviyeye taşımışlardı. Hatta soyutluğun uç noktalarına Ece Ayhan gibi, Turgut Uyar gibi isimler taşımıştı. 1960'lı yılların şiirdeki bu poetik unsuru yavaş yavaş 60 sonrasında politik bir söyleme doğru kaydığını bir görüntü çizdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dönemde özellikle Erdem Beyazıt gibi, Hüsrev Hatemi gibi, Cahit Zarifoğlu gibi arkadaşlar, Egemen Berköz gibi, Atol Behramoğlu gibi isimler, İsmet Özel tabii ki Refik Durbaş gibi birçok isim bu dönemin dikkat çeken sanatçıları. Yalnız bu sanatçılardan bazısına baktığımızda toplumcu gerçekçi özellik görülürken bazılarında mistik, metafizik ve dini söylemlerin olduğunu ne yapacağız görmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi... Bu dönem içerisinde özellikle Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel arkadaşlar kuşak içerisinde öne çıkmış iki isim olarak ne yapıyoruz zirve isim olarak ortada görüldüğünü arkadaşlar şahit oluyoruz. Dolayısıyla 60'lı yılların şiirinde bu zirve isimler kendinden sonra gelen kesmede örnek olmuşlardır. Şimdi yine bu sanatçılar içerisinde özellikle bazı sanatçılar Atol Behramoğlu gibi isimler de toplumcu gerçekçiliğin bir nevi önderliğini yapmışlardır. İsmet Özel'den başlayalım arkadaşlar. İsmet Özel önemli. Şimdi ilk şiirlerini arkadaşlar Yelken dergisi atladı. Dergide yayınladığını görüyoruz biz sanatçının. Daha sonra değişik yayın organlarında Türk dili, şiir sanatı, papürüs biliyorsunuz. ikinci yenicilerin önemli bir yayın organıdır. Bununla birlikte şiirlerini yayınlamaya devam ediyor. Ve Atol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları adlı dergiyi ortaklaşa çıkardıklarını görüyoruz. Hatta birbirlerine yazdıkları işte bir gençten başka bir gence mektuplar adlı Eseri de biz arkadaşlar bu dönemde görüyoruz. İki sanatçı arasında mektuplaşmaları görüyoruz. Şimdi toplumcu gerçekçi yani sol Marksiz bir görüşle başlayan İsmet Özel 70'li yıllardan itibaren bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Bir iç hesaplaşma görülüyor ve bu iç hesaplaşmanın sonucunda bir dönüşüm görüyoruz arkadaşlar. Ve 1974 yılında sanatçı diyor ki ben artık Müslüman oldum ve o Marksız çevreden yavaş yavaş uzaklaşıyorum diyor arkadaşlar. Ve bundan sonra biz Mavera gibi dergilerde, dergah gibi dergilerde, diriliş gibi dergilerde 70 sonrasında İsmet Özel'i görüyoruz. Yani Necip Fazıl'ın yaşamış olduğu dönüşümün bir benzerini biz İsmet Özel'de de göreceğiz. Birazdan bakacağız. Evet isyandan arkadaşlar biliyorsunuz Erbayne giden bir yol olacak. Necip Fazıl'da çileye giden bir yol vardı değil mi? Tasavvufi bir unsuru şiirine ve şiir kitabına başlık olarak seçmişti. İsmet Özel de isyandan Erbayin diye yine tasavvufi bir kavrama doğru gidişi görüyoruz. Şimdi şiir üzerine düşünceler yani poetikalarını şiir okuma kılavuzu adlı eserinde ne yapıyor? Anlatıyor arkadaşlar. Bu eser önemli bir poetikayı da içeriyor arkadaşlar. Çünkü 60 sonrasında bazı poetik ve politik değişmeler var. Onun şiirlerindeki bu değişimi de biz şiir okuma kılavuzunda ne yapmaktayız görmekteyiz gençler. Şimdi diğer bir özelliği sanatçının geceleyin bir kuş koşu adlı kitabı. Bu şiirlerinde biz imajı önemseyen bir tavır görüyoruz. Yine ikinci yeni şiirinin oluşturduğu anlayıştan etkilendiğini görüyoruz sanatçının. Tabii ki yeni dize biçimlerinin olması, söz dizimindeki sözcüklerin gerilimini yansıtacak bir düzenleme yapması sanatçının bu eserini bizim için önemli kılıyor arkadaşlar ve bu eseri ilk eseri olmuş oluyor. Arkasından ikinci kitabı evet İsyan geliyor. Bu da arkadaşlar isminden de biraz anlaşılacağı üzere toplumcu gerçekçi bir anlayışta ve dönemin toplumcu siyasal eğilimlerini biz bu kitabın içerisinde bizlere aktardığını görüyoruz. Bu kitabıyla birlikte zaten toplumcu gerçekçiler içerisinde de sanatçının bir yer edindiğini görmekteyiz arkadaşlar. Evet şimdi İsmet Özel'in şiir anlayışında neler var? Bir defa arkadaşlar onun şiirinin asıl gücü sözcük seçiminden ne yapıyor? Geliyor. Tamam günlük dilin değil mi? bazı unsurlarının şiire girdiğini görüyoruz. Zaten garipçilerle bu süreç hızlı bir şekilde edebiyatımıza girmişti. 50'li-60'lı yıllarda da görünüyor. Ta ki ikinci yeniciler gelene kadar onlar tekrar soyut şiire dönmüşlerdi. Ama tabii ki günlük konuşma dili şiirde yer alıyor arkadaşlar. Yine alışılmamış bağdaştırmalar, gerilim doğuran sözcükler ve bunların ortaya koymuş olduğu İmajsal unsurlar onun şiirinin önemli bir unsurudur arkadaşlar. Bir de yine özellikle ilk dönem şiirlerinde kuşağının biz gözü pek bir şair olarak İsmet Özel'i görüyoruz. Yani bir korkusuzluk, bir sert, bir Marksizm ideolojisinin yansımasını onun şiirlerinde görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, bu evet isyandan sonra yani 70'li yıllardan sonra biz sanatçının İslami dünyaya bir dönüş yaptığını söylemiştik. Tabii ki bu dönüş onun eserlerine de ne yapıyor? Yansıyor arkadaşlar. Amentü şiiri onun önemli bir şiiridir arkadaşlar. Artık biz onun şiirlerinde bireysel hayatı nasıl algıladığını ve toplumsal motifleri, İslami motifleri yavaş yavaş eserin içerisine nasıl koyduğunu bu eserle birlikte anlamış oluyoruz. Yani artık dönüşümün izleri açık açık İsmet Özel'in şiirlerine de yansımış oluyor arkadaşlar. Şimdi eserlerine baktığımız zaman genel manada Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, şiirleri daha sonra toplu bir şekilde Celladıma gülümserken bu önemlidir. Ve arkadaşlar 1987'de Erbay'ın adlı şiir kitabını yayınlıyor. Sanatçı e, 2000'li yıllarda da yazmaya devam ediyor. Bir Yusuf masalı onun 2000'li yıllarda yazmış olduğu arkadaşlar önemli bir eseridir. Sanatçı deneme söyleşi alanında da önemli eserler vermiştir. Şiir okuma kılavuzunu zaten söyledik arkadaşlar. Taşları yemek yasak diye bir denemesi de bizim için önemlidir arkadaşlar. Evet diğer önemli sanatçıya geçiyoruz. Cahit Zarifoğlu arkadaşlar. Şimdi Maraş'ta 7 tane adam çıkıyor değil mi? Bu 7 adama ne isim veriliyor? 7 güzel adam ismi veriliyor. Televizyonda da biliyorsunuz TRT'de de dizileri oynadı. Edebiyatı seven, edebiyata aşık olan 7 insanın değil mi dizisi yapılmıştı. İşte bu yedi güzel adamdan birisi belki de en önemlisi Cahit Zarifoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Zaten sanatçı da yedi güzel adam ismiyle bir şiir ve şiir kitabını da çıkardığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi lisede oluşan bir unsur var demiştik değil mi? Evet şimdi Mavera adlı dergiyi çıkarıyorlar 1976 arkadaşlar. Daha sonra diriliş, Türk dili, papürüs, yönelişler gibi dönemin önemli dergilerinde biz sanatçının şiir yazmaya devam ettiğini biliyoruz. Mavera arkadaşlar unutmayacağız. Yedi Güzel Adam'ın dergisidir. Diriliş kiminde Hemen onu da söyleyelim. Geçen derslerimizde anlatmıştık. O da Sezai Karakoç'un çıkarmış olduğu arkadaşlar dergiydi. Şimdi İlk şiirlerinden itibaren biz sanatçıda bir ikinci yeni unsuru görüyoruz. Yani imge ve hayal dünyası onun şiirlerinde var. Bazı şiirlerini evet anlamada zorlanıyoruz. Çünkü ikinci yeniciler gibi kapalı anlam soyutluğu olan şiirler yazmıştır sanatçı. Diğer bir yönü ise önemlidir. Modern Alman şiirinin özellikleri gösterilir, gösterir. Bu önemlidir arkadaşlar. Edebiyatımızda son dönemde Alman şiirine bazı sanatçılar ilgi gösteriyor. Mesela Behçet Necatigil'i örnek vermiştik biz. Değil mi gençler? Çünkü Almanya'ya gidip eğitim almıştı. Benzer özellikleri biz arkadaşlar Cahit Zarifoğlu'nda da ne yapmaktayız görmekteyiz. Peki şiir anlayışı Sezai Karakoç ve Necip Fazıl çizgisidir. Bir nevi onların devamı niteliğindedir. Tamam bir dönem Mehmet Akif ve Necip Fazıl'la devam eden süreç İslami anlayış. Arkadaşlar belli bir dönem sonra Sezai Karakoç ve e, Yedi Güzel Adam'la ne yapmıştır? Devam etmiştir yani Cahit Zarifoğlu'yla devam etmiştir. Şimdi... Onun şiirleri insandan ve maddeden bağımsız bir varlığa sahiptir. Şair ise adeta bir baraj suyunu tutan bir bent gibi şiiri insanlığa ulaştıran bir çeşit araçtır. Kendisi böyle söylüyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada bir müdahale, bir dayatma olmaması gerektiği. Yani şiirde bağımsızlık önceki dönemlerde de işlemiştik arkadaşlar. Hisarcılarda da biz belli unsurları görmüştük. Şiirin ve şairin bağımsızlığı aynısı Cahit Zarifoğlu'nda da söz konusu arkadaşlar. Bir de onun şiirlerinde biz sürrealist unsurlara rastlıyoruz bilinç altını ortaya çıkarma yine metafizik yani mistik şairlerimizden biri olarak biz Cahit Zarifoğlu'nu ne yapıyoruz görüyoruz. Yalnız gerçek üstücülerden ayrılan yönü İslami yönü yani İslami mistizizmi ortaya koyması onu normal sürrealistlerden ayırıyor. Evet şimdi önemli bir söz söylüyor. Buna benzer sözler Mehmet Akif'te, Necip Fazıl'da, Sezai Karakoç'ta aslında var söyledik. O diyor ki şiir de tıpkı insan gibi bu önemlidir. Yaradana doğru bir yönelme içerisindedir diyor ve metafiziksiz bir şiir olmaz diyerek görüşünü söylüyor arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Yani maddenin ördüğü duvarlar var fakat benim aradığım diyor şiirde nedir? perdelerin arkasını kurcalama yani metafizik unsurlara ne yapmış oluyor değinmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi gerçeküstü unsurlar görülüyor, öğeler görülüyor. Destansı bir söyleyiş de görülüyor. Rahat ve geniş bir ses tonunu söyleyiş ve çarpıcılığı onun şiirleri içerisinde görüyoruz. Zaten hep söylüyorum ben, yine söyleyeceğim. Ee, rahat söyleyiş anlayışı Necip Fazıl'da görülür, Mehmet Akif'te görülür, Yahya Kemal Beyat da görülür arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Sezai Karakoç'un bazı şiirlerinde bu rahat ve rahatlatan sözleri görüyoruz. Aynısını biz sanatçımızda da görmekteyiz. Evet, ilk şiir kitabı işaret çocukları zaten biz bu ilk şiir kitaplarından itibaren bir seri şeklinde değişik imajları böyle flash 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 şeklinde imaj sanağını imge yağmurunu arkadaşlar görüyoruz. Türk şiirinde zaten imaj imge yönüyle son dönemlerde 60 sonrası şiirlerde damgasını vurmuş bir isim olarak Türk şiirinde yerini almış oluyor Cahit Zarifoğlu. Evet isterseniz işaret çocuklarından bir kısım okuyalım sizlerle birlikte. Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam başında yağmur halkaları anam yeşil hırkalar görürdü düşünde daha ilk güzelliğinde alnını iki dağın arasına germiş bir devrin göğsüne benzer göğsünden dualar geçermiş çarşıda çarşılar ellerinde ekmek iğneleri cami avlularına açılan havuz sularına kapılan çocuklar görmeden güneşi güneşin bütün renklerini götürmezlerdi dükkandaki babalarına ocaktan akan kaynar yemekleri nenelerin koyduğu avuç taslarına diye sanatçı ne yapıyor böyle içerisinde görüyorsunuz şiirin e, İslamsal bazı imajlar görülmekte sürrealist unsurlar görülmekte anlatmak istediği bir derdi var yazarın onu biz şiirinde hissetmekteyiz arkadaşlar. Ve diğer bir yönde tabii ki e, çocukluktan gelen psikolojik tabloları, yansımaları bu şiirin içerisinde ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Sanatçıda zaten böyle bir özellik var. Sürrealizmin özelliklerinden birisi de neydi? Çocukluğa dönüş, oradan bazı unsurları alıp kullanma şeklinde görüyorduk. Evet ikinci kitabı ''Yedi Güzel Adamdır'' Artık yedi güzel adamla birlikte biz şairin destansı söyleyişle modernizmi birleştirdiğini ya da destansı özelliği günümüze taşıdığını ne yapıyoruz görüyoruz. Artı yanına bir yandan da tasavvufu ve toplumsal unsurları yerleştirdiğini görüyoruz. Bu unsurlar zaten sanatçıyı ee, ...ne yapıyor? Ön plana çıkarıyor. Evet, yedi güzel adamdan... ...bir parça paylaşalım arkadaşlar. Bu insanlar... ...dev midir? Yatak görmemiş gövde midir? Bir yara açar boyunlarında... ...kol kola durup... ...bağırdıklarında... ...yar kurbanın olam... ...dağlar önüne durmuş ki... ...dağlar dağlanam... ...çekip pırıl pırıl... E, Mavzeller çıkardılar oyluk etlerinden durdular ite çakala karşı yarın kapısında bir birinci yedi adam biri bir gün bir kan gördü gereğini belledi diye devam ediyor bakın şiirimiz arkadaşlar bu şekilde şiir devam ediyor böyle bir iki üç şeklinde şiirimizde biz unsurlar görüyoruz. Üçüncü şiir kitabına geçmek istiyorum. Menziller arkadaşlar önemlidir. Bakın isimden de belli yavaş yavaş bir sanatçının e, yine e, tasavvufi duyarlılığı yansıttığını görüyoruz. Yine e, son kitabı Korku ve Yakarış. Aynı şekilde dinginliğe yönelen bir ruh hali. Hocam dinginlik mi diyor? Hayır dinginlik durağına yönelen bir ruh halini... Tasavvufi duyarlılığa karşı olan ruh halini belirgin bir şekilde özellikle 3. ve 4. kitabında görüyoruz arkadaşlar. Yine metafizik çarpıcı unsurlar, örnekler ilk şiirlerinde olduğu gibi özgün bazı benzetmeler arkadaşlar. Yine son kitaplarında da görülmektedir gençler. Şimdi modernist Türk şiirinin ikinci yeni ile yaptığı atılımın en iyi örneğini biz Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde görüyoruz. Onun şiirlerinin bir özelliği de şudur arkadaşlar. Her okuyuşta yeni bir çağrışım. Nasıl yani? Hani bazı romanlar vardır, bazı şiirler vardır, bazı kitaplar vardır. Okursun her okuduğunda farklı bir yerine, farklı bir kıtasına, farklı bir beytine ya da Farklı bir mazmununa, kalıbına ne yaparsın? Kendini kaptırırsın, Cahit Zarifoğlu şiirlerinde de böyle bir özelliği ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Yeni çağrışımlar, anlamlar üretecek bir dil örgüsü içerisinde kendine özgü, özel bir lirizmi şairin yakaladığını görüyoruz arkadaşlar. Evet ve sanatçı kendisinden sonra da 2000 sonrası nesle de örnek olduğunu görüyoruz. Diğer bir sanatçımıza geçiyoruz. Yine mistik metafizik bir şairimiz Erdem Bayazıt arkadaşlar. Şimdi Mavera dergisi ve Akabe yayınlarının Kurulmasını sağlayan bir isimdir arkadaşlar. Ee, şiirlerini değişik dergilerde Büyük Doğu, Ma Mavera, Yedi İklim, Hece gibi dergilerde yayınlamıştır. Yedi Güzel Adam'dan birisidir arkadaşlar. Şiirlerinde ses ve harfle ilgili bazı öğeler vurucu güç olarak karşımıza ne yapmakta? Çıkmaktadır arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Ses ve anlam ilişkisi Onda önemlidir arkadaşlar. O ses ve anlam ilişkisiyle birlikte e, bazı kullanımları özel bir şekilde mesela ses maddesinin yapımının asli unsur olmasından dolayı kaçınılmaz olduğunu savunan bir isim olarak karşımıza çıkmakta. Yine bazı tasavvufi unsurlar onun şiirinde özel bir yer ve önem taşımaktadır. Şimdi diğer bir hususa geçelim. Onun şiirlerinde kente, modernizme, maddeci dünya görüşüne karşı bir tutum görülmektedir. Ya bir yandan toplumu anlatıyor, şehirleşmeyi anlatıyor. Fakat bu şehirleşme içerisinde değil mi? Özüne yabancılaşan insanı, İslam'a yabancılaşan insanı ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, içe dönüş var. Bireysel yoğunlaşma, var arkadaşlar. Belki de bundan dolayı sanatçının durgun ve dingin bir söyleyişe yöneldiğini de görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi şiirlerinin formuna baktığımız zaman gerilim doğurduğu duygu patlamalarının yerini sessizce yer altında kıvrılan ırmağın gürültüsü zamanla almıştır. Yani böyle bir benzetme yapıyoruz. Önce gerilimler var, dışa patlayan unsurlar var fakat zamanla onun yerine sessizliğin, dinginliğin aldığını söylemiştik arkadaşlar. Bu özellik kimde de vardı. Bu özellik Cahit Zarifoğlu'nda da vardı. Son dönemlerinde o da dingin bir görünüm ne yapmıştı? Taşımıştı gençler. Evet, bir şiirini okuyalım. Güvercinler şiiri. Bir ağaç bir mezar taşını yutuyordu çarşı kapıda içimizde kıpırdanırken İstanbul bir çocuk mabetlerin susamışlığını satıyordu. Sesini hatırlayamadığımız bir su testisinde güneş sanki günahımızdı üstümüzde. Sonra bu güvercinler niye varlar? Bir anıyı yaşatmak için mi? Ölümsüz bir ses mi taşımak için ötelere avuç içlerinde camilerin? diye bir şiiri var arkadaşlar. Yine sanatçının biz sebep ey ve risaleler ve bundan sonra bu kitapların birlikte olduğu şiirler kitabını görüyoruz. Yani sanatçının sebep ey ve risaleler önemli ayırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet diğer bir sanatçıya geçiyoruz. Nuri Pakdil arkadaşlar. Evet 7 güzel adamdan birisi de Nuri Pakdil'dir. Maraş doğumlu, kahraman Maraş doğumlu bir isimdir. Şimdi bu 7 <laughs> güzel adamdan çoğu arkadaşlar üniversiteyi kazanıyor ve Maraş'tan ayrılıyor. Kimi Ankara'ya geliyor Sezai Karakoç gibi, kimin Nuri Paktil gibi İstanbul hukuk kazanıyor, İstanbul'a geliyor. Kimisi Ankara'da yaşamına devam ediyor, kimisi İstanbul'da tekrar buluşuyorlar. Bunların birçoğu arkadaşlar yazı ve yazın hayatına devam <laughs> ediyorlar. Şimdi Nuri Paktil... Arkadaşlar gençliğinde özellikle de İstanbul'da bulunmasının artısıyla Necip Fazıl'ın peşine düşüyor. Ondan Sezai Karakoç'un peşine düşüyor. Onlarla yakın ilişki içerisine geliyor ve onlardan çok şey öğreneceğini biliyor arkadaşlar. Ve o sanatçıların peşini bırakmadan o sanatçılara yakın bir şekilde onların dünya görüşüne de yakın bir şekilde hareket <laughs> ediyor arkadaşlar. Daha sonra belli bir dönem sonra diyor ki ben de bir dergi çıkarayım. Edebiyat dergisini çıkarıyor. Edebiyat dergisi yayınlarını da kuruyor arkadaşlar. Ve biz sanatçıyı bu dergiyle ve bu yayıncılıkla özdeşleştiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Eserlerinde ne var? Bir gelenek, geleneğin olumlu yönleri, toplumsal varoluş, neye bağlı olduğu, kültürel bazı unsurlar, Tabii ki İslami duyarlılık arkadaşlar ve sanatçı kendini yetiştirmiş bir sanatçıdır. Entelektüel bir kimliği ve birikimi de şiirlerine yansıttığını sanatçının görmekteyiz arkadaşlar. Evet onun 60 sonrası hatta 80 sonrası bazı şairlerde hatta ikinci yenicilerde de görülen soyut anlatım bunun şiirlerinde de sanatçının şiirlerinde de görüyoruz. Söz dizimsel sapmalar, kopmalar onun şiirlerinde de yer yer ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Bir yazarın notları diye bir eseri var arkadaşlar. Burada diyor ki insan seni sana karşı savunuyorum diyor. Çünkü insana en büyük tehlike maalesef yine insandan ne yapıyor geliyor arkadaşlar. Diğer bir husus da hani e, bireyin topluma yabancılaşması, özüne yabancılaşması arkadaşlar gibi unsurları biz sanatçının şiirlerinde işlediğini görüyoruz. Bazı orijinal sözleri var. Mesela diyor ki e, insanlığı tanrıdan alıkoyan her şey cindir diyor. Dostoyevski okumayanlara ehliyet vermemeli. Yani tartışılır tabii ki bunlar doğruluğu yanlışlığı böyle sözleri var arkadaşlar. Şimdi Nuri Pakdil arkadaşlar 2004'te ilk kez Necip Fazıl saygı ödülü veriliyor. O ödülü ilk kez kazanan sanatçımız olmuş oluyor arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Kasırganın Çatırdıları şiir kitabıdır. Ahit Kulesi, önemli sükut suretinde ve ay operası sanatçının önemli şiir kitabıdır. Batıyı gezmiştir arkadaşlar oradan batı notları diye Avrupa ile ilgili almış aldı, olduğu notları biz görüyoruz. Denemeleri var edebiyat kulesi yine bakın e, karşımıza Çıkıyor arkadaşlar e, klas duruş bu da yine önemli tiyatro eserleri de var put yapım evleri korku kalbimin üstünde bir avuç güneş bunlar sanatçının önemli tiyatro oyunları. Evet diğer bir sanatçımıza geçiyoruz diğer bir yedi güzel adama geçiyoruz. Mehmet, Akif, İnan. Hani bazı arkadaşlar diyebilir hocam yedi güzel adam niye saymıyorsunuz? Sırayla geleceği için o yüzden saymadım arkadaşlar. Sadece bu yedi güzel adama bugün Sezai Karakoca ekleyeceğiz. Çünkü onu önceden işlediğim için. Evet şimdi Mehmet Akif İnan'ın şiirlerinde arkadaşlar biz neyi görüyoruz? Kelime seçimini görüyoruz. Kelime seçiminde arkadaşlar bir tasarruf var duygu, düşünce tasarrufunu ne yapmaktayız görüyoruz arkadaşlar. Yine öyle bir seçiyor ki kelimeleri dil, anlam, duygu yoğunluğunu iç içe verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Çok az sözle çok büyük duygular biliyorsunuz biz buna yoğunluk diyoruz. Değil mi? Bu yoğunluk beraberinde çağrışımı getiriyor arkadaşlar. Bu da demek ki Mehmet Akif İnan'a arkadaşlar özgü bir özellik olarak ortaya çıkmakta arkadaşlar. Şimdi onun şiirlerinde toplumsallıktan ziyade bireyselliği görüyoruz. İşte bireyin yalnızlığı, hüznü, umudu, korkusu, sevinci ki daha çok hüznü arkadaşlar onun şiirlerinde bir hareket noktası olarak kendine ne yapmaktadır? Göstermektedir. Dikkat edeceğiz. Ülkiyle aşk bunları aynı pota içerisinde eritme. Yahya Kemal ne diyordu? Duyguyu, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmak diyordu. Biz bu sanatçıda da ülkü ile aşkı birbiri içerisinde eritmeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Bazı şiirlerinde özellikle aşkla ilgili şiirlerinde divan edebiyatının geleneksel özelliğini ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Yine Cumhuriyet döneminde biz onu neo klasik olarak görüyoruz. Çünkü gelenekten bazı unsurları almıştır. Ne yapmıştır? Tekrar diriltmiştir. Aynı Yahya Kemal Beyatlı gibi arkadaşlar. Evet. Onun şiirinde bir seçilmiş kelimeler var mıydı? Vardı. Özel bazı benzetmeler, söz sanatları var mıydı? Vardı. Yani bir nevi gelenek var. Aynı şekilde imaj ve modern şiirden bazı unsurlar var. Bunların çakışmas, birleşmesine ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Yine İslami unsurlar var. Yine müzikalite ve kelimelerle müzik uyumu onun şiirlerinin dilsel özelliği olarak görüyoruz. Eserlerine bakalım. Hicret ve Tenha sözler daha sonra bunları tek bir kitap olarak sanatçının birleştirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Deneme inceleme kitapları var. Edebiyat ve medeniyet üzerine güzel bulunduğu bir dönemi anlatıyor arkadaşlar. Oktay Çağlar ile Yeni Türk Edebiyatı çıkarıyor benim branşımla da alakalı. Cumhuriyetten sonra Türk şiiri, edebiyat, kültür, sanata dair İslam dünyası ve Orta Doğu, Aydınlar, Batı ve biz gibi çok önemli deneme yazıları çıkardığını görüyoruz arkadaşlar. Evet 60 sonrası mistik şiirimiz bu şekilde. Şimdi birazdan 60 sonrası toplumcu şiirde görüşmek dileğiyle.